17 Şubat 2024. Burası Tekkale Köyü. Sular çekilmeye başlarken de çekmeye çalışacağımı söylemiştim ve işte onlardan birisi bu köyümüzdeyiz şu anda ve Tekkale Köyü sular altında kalmıştı, biliyorsunuz buraya kadar dolmuştu. Burada su nereye kadar yükselmişti? Ta ki yukarıda bir sağlık ocağı var. Sağlık ocağının hemen önüne kadar çıkmıştı ve oradan bu tarafa doğru suyu takip ediyoruz böyle dereyle beraber. Görüyorsunuz köyün deresi artık buralarda yine akarsu olarak akmakta. Aşağı doğru devam ettiğimizde, bakın size geçen gün bu evin üzerinden video çekmiştim. Hemen önümde yer alan buradaki evden su onun birinci katına kadar doluydu. Hatta içerisi balık doluydu ve balıkları da sizlere göstermiştim. Şimdi bakalım, çünkü diğer videoları takip eden arkadaşlar balıkları soruyordu. O balıklar acaba içerisinden çıkabildi mi, yoksa evin içerisinde kalıyorlar mı? Suyla çıkacağını söyledi birçok kişi. Göreceğiz hem de. Bakalım, inşallah çıkabiliyorlardır. Ama su çekildikçe, en ufak bir su olsa oradan çekiliyorlar herhalde. Bakın su seviyeleri nerelere kadar. Aslında böyle bir virane görüntü var burada. Darmadağın çünkü suyla beraber hem yıkıma uğradı, hem evler de yıkıldı. Yoksa burası yemyeşil bir vadi. Zaten baharda eğer bu ağaçlar yeniden yeşerir mi bilmiyorum. Çoğusu tutmaz diyorlar daha. Eğer tutarsa sizlere yeniden buraları göstereceğim yeşil olarak. Bakın zaten dere artık buralarda direkt göle kavuşuyor. Hemen önümüzde göl. İşte o ev buradaydı. Balıkları bakalım görme şansımız olacak mı? Artık yok balık, zaten de görünmüyor. Ama dediğim gibi balık falan kalmamış. Hiç içeride görünmüyor. Çamur hep içerisi. Demek ki suyla beraber balıklar da gitmiş. Ben hatta espri yapıyordum. Balık çiftliği kurdum bodrum katında diye. Kurduğumuz işte bir hafta dayanmadı. Battı gitti. Balıklar göle kavuştu. Şükür ölmemişler. En azından devam ediyorlar. Burası alabalık derelerinden birisi. Bölgede böyle 5-6 tane dere var. Önemli balığın olmuş olduğu. Bakın burası Tekkale köyünün camisinin, mezarlığının olmuş olduğu yer. Şöyle sol taraftan Yusufeli'nden gelip hemen şu açıda, şurada kahveler vardı, cami vardı. Mezarlık hemen şöyle şu taraftaydı, bu dağın bu tarafında. Oradan sağ tarafa doğru Kılıçkaya'ya, İspire, Rize'ye aşıyordunuz. Sol tarafa ise böyle döndüğümüzde Yusufeli'ne gitmekte olduğumuz bir yerdi. Bölgenin en büyük köylerinden Tekkale Köyü. Buraya da yeni yerleşim yerinde yeni bir köy yeri yapıldı. Oraya taşındılar buradaki hak sahipleri. Hemen önümde gördüğünüz gibi dere göle kavuşmakta. Sular çekilmeye devam ettikçe ben sizlere aktarmaya devam edeceğim. Eğer biraz daha düşerse su seviyesi, şuradaki kayanın oraya bir geçiş var. Geçen sene oraya geçip çekmiştim. Evet, buradaki evleri göstermiştim daha önce sizlere. Geçen hafta gelmiştik ve sular nereye kadar çekildiğini gösterirken bu evleri de son olarak sizlere yeniden gösterme fırsatımız oldu. Su seviyeleri oralara kadar çıkmıştı. Doldu yani oraya kadar su seviyesi. Şimdi bakın şu köşede bir mevki var. Temmuz ayında oraya geçip vadiyi daha detaylı bir çekiyordum aşağı doğru. Eğer yine biraz daha su seviyesi düşerse oraya kadar gidip sizlere daha detaylı göstereceğim. Şöyle geriye doğru baktığımızda büyük bir yıkım görüyorsunuz suyla beraber. Aslında dediğim gibi burası bayağı bir yeşil bir vadi. Ama dediğim gibi su seviyesi yukarıya çıktıkça bu ağaçlar hem kurudu, hem mevsim olarak da zaten şu anda kıraç bir yapı var. Muhtemelen su seviyeleri bir daha aynı yeri görecek diyorlar. Mayıs ayında sanırım buradaki genelde kar sularının erimesiyle şu önümde yer alan dereyi mesela hemen hemen şu duvarın seviyesinde göreceksiniz. Bakın şuradaki duvarın üstüyle akarken göreceğiz. Mayıs aylarında buraya geldiğimizde şu anda kar sularının erimesini bekliyoruz. Kar suları eridikten sonra bu seviye yine düşmeye devam edecek mi? Yoksa yani başka bir şey mi var? Onu daha iyi anlayacağız. Çünkü şu anda enerji üretimi için yeterli bir seviyede olduğu için
Diğer barajlara da su depolandığı söyleniyor. Burada da yine vatandaşın ilk olarak gelip ziyaret ettiği, hem böyle bakın suların altında kalmış olan evlerini yeniden görmek, hem de tarım arazilerinde o dönem kurtaramadıkları bu ağaçları belki yeniden kesip alma şansları olabilir. Şu anda hafta sonu bugün. Burada bir çalışma görmüyorum. Ağaç kesmek için gelen veya buraları görmek için gelenleri. Belki havanın da soğukluğu bunda etkisi olabilir. Bölgeyi anlatmaya devam edeceğim. Tekkale köyündeydik. Sizlerle beraber başka videoda başka bir köyde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.